Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz şimdi yazılı videosu mu yapıyoruz? Evet. Birinci dönem, birinci yazılı, altıncı sınıflarım için yazılıya hazırlık videosu çekiyoruz Recep'cim. Umuyorum onlar için çok faydalı olacaktır. Hocam normalde zaten arkadaşlar bilmiyorsa söyleyelim. Bizim kanalımızda arkadaşlar altıncı sınıf konu anlatım derslerimiz var. Evet. Her hafta geliyor. Onlardan de daha detaylı öğrenmek isterseniz onlara da bakabilirsiniz. Bu yazılı için altın vuruşu yaptığımız bir videomuzdur. Bunu da izlemeden girmeyin kesin. Evet konularla ilgili minik özetler ve belki çıkmasını beklediğimiz örnek sorular çözeceğiz başlıyoruz. Evet Recep'ciğim ilk öğreneceğimiz şey üslü ifadeler. Üslü ifadelerden kesinlikle sorular olacaktır bizim yazılımızda diye düşünüyorum. Bir sayının sıfırıncı kuvveti cevabımız her zaman bir olacaktır. Bunun yerine istersek 125 yazalım bu değişmeyecek cevabımız sıfırıncı kuvvetlerde her daim bir. Bunu bir cebe koyduk. Bundan sonra birinci kuvvetlerini düşünelim. Mesela 88'in birinci kuvveti. Bir sayının birinci kuvveti düşünüldüğünde de sayının kendisi dışarıya çıkacaktır. 88 buraya da 88 yazıyoruz. Bu 188 olursa bu üslü ifadenin karşılığı da 188 olacaktır. Başka birin kuvvetlerini düşünelim. Birin kuvveti mesela birin beşinci kuvveti. Bir mi olacak? Evet biri defalarca çarpacağımız için Cevabımız 1 olacaktır. Burayı işte 57 de yapsak cevabımız 1 olmaya devam edecektir. Sıfırın kuvvetlerini düşünelim. Sıfırın mesela 5. kuvveti 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 diye gidiyor. Sıfır Tabii mı? ki bunun cevabı 0 olacaktır. Buradaki değer yine değişse bile cevap değişmeyecek. Karşılığı sıfır olacak. Burada bir istisnai durumu var. E, sıfırın sıfırıncı kuvveti onu yedinci sınıfta öğrenecek öğrencilerimiz o tanımsız. Onun haricinde sıfırın diğer tüm kuvvetleri zaten yazılılarında o çıkmaz. Karşılığı sıfır olacaktır. Başka örnekler yazalım. Mesela sıralama örnekleri olabilir Recepçim. Örneğin 5 üzeri 3 işte 2 üzeri 8. Hangisi büyük, hangisi küçük diye bize sorabilirler. Biz hemen bunların değerini bulacağız. Öğrencilerimiz hatırlayacaktır ki burada 5'i 3 sefer çarpıyorduk. Bunun ismi tabandı, bunun adı üstü ve tabanı kaç kere yazacağımızı belirliyordu üstte yazan sayı. 5'i 3 sefer çarptık. 5 kere 5 25 çarpı 5'ten burada cevabımız 125 olurken burada 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diye gidiyor. 5 oldu 6 7 8 4 8, 16, 32, 64, 128 ve 256 gördük ki bu taraf daha büyükmüş. İşte büyüktür, küçüktür, eşittir gibi şeyler öğrencilerimizin karşısına çıkabilir. Evet, bir diğer çok önemli konumuz Recepçim, işlem önceliği ve kesinlikle sınavda soru gelecek bir konu olacak. Hadi onunla ilgili hatırlatmalarımızı yapalım. Olur hocam. Şimdi işlem önceliğinde bir defa eğer üslü ifade gördüyse öğrencilerimiz ilk sırada onun değerini bir bulsunlar. Bunun ardından eğer bir parantez varsa o parantezi çözsünler ve parantezin ardından e, çarpma bölme ile karşılaşacağız. Çarp, böl yazıyorum. Çarpma bölme ve son olarak toplama çıkarma. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse 2 artı 4 çarpı 5 dendiğinde ne yapıyorduk? Önce çarpma işlemini yapıyorduk. Yani burasını 20 olarak buluyorduk ve 2'yi sonra ilave ediyorduk. Sanki böyle ilk baktığında insan ya dur şu 2 ile 4'ü toplayayım gibi bakıyor ama 2 ile 4'ü toplarsak 8 oluyor ve 5 ile çarptığımızda 40 yapıyor ama e, gördüğümüz gibi doğru cevap 22. İşlem önceliğine çok dikkat edeceğiz. E, Üstü ifadeleri de madem biz bir önceki konuda öğrendik o halde öğretmenleriniz çocuklar bu ikisini birleştirecekler. Mesela şöyle bir örnek verecekler. 2 üzeri 3 artı 5 çarpı 2 bir parantez artı 12. Şimdi az önce öğrendiklerimizi uygulayalım. Mesela üslü ifadeleri ilk yapıyorduk. O halde 2 üzeri 3'ün değerini bir baştan bulmamız gerekiyor. 8'i yazdık. Bunun ardından parantezin içerisinde işlemler var. Bu işlemlerde çarpmayı önce yapmamız lazım. 5 ile 2'yi çarptık 10 ve 8'i ilave ettik. 18 yaptı. Parantez bittikten sonra yanında bir de 12 yazmışlar. 12'yi ilave ediyoruz ve 30. İşte işlem önceliğinden mutlaka hikayeli veya direkt böyle işlem isteyen sorular öğrencilerimizin karşısına çıkacaktır. Çok dikkat edelim buna da. Evet Recep'ciğim üstlü ifadeleri tamamen bitirmeyelim. Çünkü üstlü ifadelerden detay bir iki soru da gelebilir. Mesela basamak sayısı soruları. Ben karşılarına çıkabileceğini düşün düşünüyorum öğrencilerimizin. Şöyle bir örnek verelim mesela. 6 çarpı 10 üzeri 42 kaç basamaktır diye sorarlarsa. Burada 42 tane sıfır vardır. Yani onun üstündeki sayı bize kaç tane sıfır olduğunu anlatır. 42 tane sıfır ve ardından önündeki rakamı ilave ederiz. Mesela burada bu ifadenin kaç basamaklı olduğu bize sorulduğunda 43 basamaklı diyeceğiz. Peki ya önünde herhangi bir sayı yoksa? Mesela 10 üzeri 50 kaç basamaklıdır diye sorarlar. Direkt 50 mi hocam? Şimdi 50 tane sıfır var öyle değil mi? Bu bize evet. sıfırları anlatıyordu. E şimdi 50 tane sıfırın bir tane sıfırdan hiçbir farkı yok. Bir anlamı yok. Bir anlam kazanması adına önünde bir sayı olması lazım. Yani biz böyle bir örnek gördüğümüzde mutlaka önünde bir tane 1 vardır diye yazmalı. Ve bunun ardından 50 tane sıfır önünde de bir tane 1 var. Yani bu 51 basamaklıdır demeliyiz. Şimdi başka bir örnek yazalım. 175 çarpı 10 üzeri 20. Şimdi 20 tane sıfır var öyle değil mi? Var hocam. Var. Bunun önüne de 175 gelecektir. Bak basit bir örnekte anlatalım. 5 çarpı 10 üzeri 2. Bunun cevabı nedir diye düşünelim. Burası 100 yapar ve 5 ile çarptığımızda cevap 500'dür. 500'de gördüğün gibi 2 tane 0 ve önündeki sayı varmış. Hmm, demek ki hep böyle olacak. Buraya döndüğümüzde 20 tane 0, önünde de 1, 2, 3 tane basamak var. Yani bu sorunun cevabı da 23 basamaklı öğretmenlerimiz öğrencilerimize ya kaç basamaklıdır diye sorar ya da bu ifadede kaç tane sıfır vardır diye sorar. Mesela bunda kaç sıfır vardır derlerse 20 sıfır vardır. Peki bunun sonucunda kaç basamaklı bir sayı oluşur derlerse 23 basamaklı bir sayı oluşur diyeceğiz. Evet Recep'cim sırada ortak çarpan parantezine alma ve dağılma yöntemi var. Bundan da soru gelebilir. Hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Şöyledir 15 çarpı 10 Artı 15 çarpı 7. Ortak bir şey fark ettik. İkisinde de 5 var. 15, 15 var. var. Aynen. O zaman şöyle yapıyoruz. 15 parantezine alıyoruz. Bu terimden geriye 10 kalıyor. Aradaki işareti yazıyoruz. Yani artı buraya, mı? Evet. Eksi koysalardı biz buraya eksi yazacaktık. Ama artı koydukları için buraya artı yazıyoruz. 15 Burada var zaten. Onun 15'ini aldıysak geriye bir de 7 kaldı. İşte biz şu anda bunu ortak çarpan parantezine aldık. Yani 15'te 10'u çarpıp 15 15'te 7'yi çarpıp bulduğumuz sonuçları toplasak da aynı sonuç çıkacak. 10'la 7'yi topladıktan sonra 17 ile 15'i çarparsak da aynı sonuç çıkacak. O halde bunun tersi de işte ne oluyor? Dağılma yöntemi oluyor. Şöyle bir örnek verelim. 8 çarpı 12 eksi 5. Şimdi bu soruyu ben 12'den 5 çıkararak 7 bulup 7 ile 8'i çarparak çözebilirim. Ancak bana dağılma yöntemini uygulayarak çöz derlerse önce bu 8'i her iki terime de dağıtmalıyım. Yani 8 ile önce 12 çarpılacak ve ardından birbirinden çıkaracağım. Parantez koysam da olur koymasam da çünkü önce çarpmaların yapılacağı açık. Ardından da 8 ile 5'i çarpacağım. Bak ne yaptım? 8'i bunun üzerine ve bunun üzerine dağıttım. Ortaya da buradaki işareti koydum. Yani aslında bu işlemin tersini yaptım. Burada ben 15'i dağıtsaydım bunu yapacaktım. Veya bunu ortak çarpan parantezine alsaydım buraya ulaşacaktım. Peki nasıl soru gelebilir karşımıza? İşte şöyle olabilir. Örneğin 7 çarpı 12 artı 4 eşittir der öğretmenimiz. 7 çarpı yıldız der. Araya artı koyar. Yıldız çarpı 4 der mesela. Biz de burada eksik olan yıldız değil, şunu da şöyle kare içerisinde yıldız yapalım. Farklı bir simgesi olsun. Yıldız ve kareli yıldız. Hangisi kaçtır onu bulalım şimdi. 7 ile 12 çarpılmalı. O yüzden yıldız yerine bu gelmeli. Aradaki artı buraya taşınmış. Bunun ardından şimdi de 7 ile 4 çarpılmalı. Bu kareli yıldıza da 7 gelmeli. Mesela bunun sonunda öğretmenlerimiz ikisinin toplamını sormuş olabilirler. 12 ve 7'yi toplarız. 19 olur. Yani bu konudan da soru gelirse böyle bir soru gelebilir. Recepçim, şu ana kadar öğrendiklerimizin problemleriyle karşılaşabiliriz. Evet. Hikayeli hocam. bir şekilde sorar. İşte üstü ifadeyi der ki bir bakteri işte her yarım saatte bir üçe bölünüyor falan deyip onu üstü ifadeye çevirmeli. Onun ardından e, çözmeliyiz mesela böyle bir beklenti olabilir. İşte e, 4 işlem problemleriyle ilgili bir şey karşımıza çıkabilir. Bunun ardından da belki o kadar ilerlediyse öğrencilerimiz e, çarpanlar ve katlar konusundan da soru gelebilir. O yüzden onu da gündemimize alalım. Olur hocam. Mesela 24 sayısı. 24 sayısının bütün çarpanlarını veya bölenlerini isteyebilir öğretmenlerimiz bizden. İkisi aynı şeydir. Çarpanlar da bölenler de bu sayıya aittir. Mesela bu sayıda Şöyle bir İngilizce hatta T-chart diyorlar Recep'cim. Öyle mi mesela, diyorlar hocam? Evet öyle diyorlar. Buraya mesela 24 ve 1 yazabiliriz. Sonra ikisinin çarpımı 24 yapar öyle değil mi? Yapar. Buraya 2 yazık. 2 ve 12 mi hocam? 12 diyebiliriz. 2. 3 diyebiliriz artık değil mi? 3 ile 8 hocam. diyebiliriz. İşte başka 4'e de bölünür. 4 ile 6 diyebiliriz. Bitti. Mesela 24 sayısının tüm bölenlerini... Veya tüm çarpanlarını sorarlarsa cevaplarımız bunlar olacaktır. Yazalım 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Peki nasıl bir soru gelebilir karşımıza? Direkt bir sayının tüm çarpanlarını ya da bölenlerini yazınız diyebilir öğretmenimiz veya şöyle bir şey der: Bu sayıyı bilmiyoruz der. Buradan kaldırır. Mesela 24'ü vermez. İşte buradan 8'i vermez. Buraya yıldız, x herhangi bir şey koyar. Bu sayının ne olduğunu anlamaya çalışırız. Biz de burada mesela bununla bunu birleştiririz. Bununla bunu. Bak gördüğün gibi gök kuşağı metodu deniyor buna. Birleştirdiğimizde bunun çarpımı da 24 bak. Bunun çarpımı da 24. Bunun çarpımı da bunun çarpımı da. Öğrencilerimiz şöyle yapabilir. Mesela buradan sayının 24 olduğunu anlarlar. Bu sayede işte 3 ile neyi çarparsam 24 olur. Ha burası 8'miş. Ya da 1 neyi çarparsam 24 olur. Burası 24'müş gibi tahminlerde bulunabilirler. Şimdi Recep'cim o halde nokta atışı sorular seçtik. Mesela sınavda karşımıza çıkabilecek şeyleri şöyle bir derlemiş toplamış olalım. 7 üzeri 2, 6 üzeri 3 kim büyüktür ya da eşittir diye o işaretleri koyun diye sordular mesela. 7 üzeri 2 nedir karşılığı? Hocam, 7 çarpı 49. 7 olduğu için 49'dur. 6 üzeri 3 Biraz büyük. Çok. 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. 36, 216. Mesela bunun büyük olduğunu anladık ve işaretimizi koyduk. Başka? Mesela bir işlem önceliği sorusu. Burada önce üst ifadenin değerini bulacağız. 2 üzeri 4 ne 16 yapar? 16 hocam? 16 yapar. Bravo. Bunun ardından 24 ile 32'yi toplamayacağız. Önce buradaki bölme işlemini yapacağız. 32, 16'ya bölünürse... Burası 2 oldu. Ha, şimdi geri kalanı yapabiliriz. 24 artı 2 eksi 1. Peki işlem önceliği böyle toplama çıkarma arasında bir öncelik yoksa ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru yapıyoruz. 24 ile 2'yi topladık 26. Ardından 1 çıkardık. Mesela böyle bir soru gelseydi cevaba 25 demeliydik. Alttakine bakalım. Bunun kaç basamaklı olduğu soruldu mesela. Hocam üstüne bakıyoruz. Üstüne evet. 40, 40 tane 0 yanı sıra 2 tane de 2 tane de önünde terim var. 42 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu dağılma özelliği kullanılmış. Önce 35 ile bu sayı çarpılmalıydı. Yani karenin yerine bak burada 4 yazdıklarına göre anlıyorum ki kare 4'tür. Ve ben ardından burada 35 ile onu çarpmalıydım. Onu yazmışlar buraya. 35 gelmeli. Bunu da söylemeliyiz ve problem çıkabilir. Yazıldı ki çıkacaktır çocuklar Recep her gün 30 sayfa okuyarak bir kitabı 20 günde bitiriyor. O zaman gel kitabın kaç sayfa olduğunu bulalım. Bulalım hocam. 30 Çarpıyor sayfa. Muyuz? Evet. 20 günde bitiriyordu. 3 ile 2'yi çarpsam 6. 2 tane de sıfırım kaldı. Kitap 600 sayfa. Hocam ansiklopedi okuyorum herhalde. Evet biraz roman herhalde biraz uzun. Ve 12 sayfa okusaydı diye sormuşlar. 600'ü 12'ye bölmeliyiz. 60'ın içerisinde 5 sefer var. Çıkarttık şöyle bir sıfırımız arttı. Onu da buraya ilave ettik. Bu sefer kitap 50 günde biterdi. Önce kitabın kaç sayfa olduğunu bulduk ve ardından bizden istenileni bulduk. Hocam bitirdik mi? Bitirdik. Yani yazılı sınavlarda genelde öğretmenlerimiz bizleri böyle çok zorlamıyor. O denemelerde falan daha çok zorluyorlar. Böyle bir genel tekrar yaptık. Mutlaka arkadaşlarımız da bolca test çözsün. Ya da bunların içerisinden kendini iyi hissetmedikleri bir konu varsa konu anlatım videolarımızı kaçırmasın. Hemen onlara ulaşabilir. Kesinlikle hocam arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda hocam arkadaşlar yazılıdan çıktıktan sonra yorumlara bekliyoruz onları. Evet kesinlikle. Kaç aldınız bizimle paylaşın. Evet. Hocam teşekkürler. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.